Evet, şu an ne düşündüğünüzü biliyorum. Deniz abi bu kadar yakışıklı nasıl oldu biliyorsun diye. Arkadaşlar yatıp 12 saat uyuduğunuz zaman kalkınca benim gibi böyle yakışıklı uyanabiliyorsunuz. Bugün 19 Ocak sabahı. Akşam 8.30'da Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde tek kişilik gösteri var. Buradan TÜDEM mezunlar bir sezon ilk defa oynayacak. O yüzden güzel bir hazırlık, güzel bir kahvaltı. Bir sürü yapacak iş var bugün. Güzel bir gece olacak ha. Uyandım bak şimdi de uyandım. Hadi bakalım görüşürüz gençler. Oğuzum. Vay. Aslan be. Vay. Ay, kapalı gişe mi yoksa? Kapalı gişe mi oldu? Kapalı Nasıl? gişe abi herkes ya. Biletix'e bakmış yok. Yok. Gişeye gitmiş. Yok, hadi ya. Demişler ki yok. Sadece Deniz Han'ın elinde kendi kontenjanı var ama hani anca onun bize demesi lazım ki. Elinde derken onu Evet evet anladım. Tamam burada. Hadi bakayım. Hadi. Aslan. Başarılar. Hadi ben kahvaltı. Yeşim. Duydunuz bilet kalmamış. Ben söylemedim. Babam söyledi. Gümüş. Abinin gösterisi mi var bugün? Aman da. Tamam, yalnız bir şeye geleceğim Yasin'e. Görüşürüz bir tanem, bay bay. Sen saçlarını mı yaptıracaksın lan oruçun gösterisi için? Aman çok da cici olacak. Manikür yaptıramayacağım. Aa, gösteride her şeyden önce annemin makyajı önemli çünkü. Makyaj değil. Atan nerede, okula mı gitti? Evet okula gitti. Sonunda gitsin herif okula ya. Kaç haftadır okula gitmiyorum. Müdürlere sesleniyorum buradan. Hadi git. Bizim evde klasik yaşanan bir durum. Bakın ben kahvaltı ediyorum şu anda. Annem öğlen yemeği yiyor. Genelde bu hep böyle oluyor. Hatta yüzünden ben. Maviş gözlüm benim kurban olsun da. İş alınca böyle uğraştırıyor işte insanları. Yaz oğlum yaz. Emre çok ışıktasın ama ya. Köpek geliyor. Köpek. Şu kadar çok köpek. Vay. What's up boy? Arabada yok. Ne? Naber? Peki tamamlandı. Tamamlandı. Çocuğa terlik versene. Ya. Çorap. Baba çorapları kirlenecek ya. Babetli çekiyorlar böyle. Sen de yaz gelmiş mi böyle babetlerle? Ya dışarı çok güzel hava ya. 10 derece bir hava çok güzel. Hava gelsin. Güzel bir stand-up'ın asıl olayı aile sofrasıdır arkadaşlar. Bir parça rencime çorbası var. Olanları veriyoruz. Ne varsa? Ne varsa? Portakallı tavuk bekliyorum. Kurban olsun abisi sana, kurban olsun. Kurban olsun, tamam tamam, sonra. Artık Caddebostan'a doğru yol alıyoruz. Evde bir yemek yedik, ben pek yiyemedim. Gösteri ben valla beleş bulunca ben anında gömdüm hiç. Pek iştahım olmuyor, benim olmuyor pek iştahım. Emre hiç zorlanmadı. Hiç zorlanmadım yani. Organizasyonu halletmemiz lazım. Birkaç bir tane bir şeyler. Bu arada biz arabada hep böyle elit takılırız yani. Müzikler falan. Evet. Kesinlikle. Şey olmasın yani. Yol dansları hiçbir zaman değişmiyor. Şarkı değişse de yani şarkıcı değişmiyor. Şarkı yazan intihar ediyor şu an. Evet, tanıdık yine geldi. Ekip vericini de aldık. Ekip tamamlandı şu anda. Evet. Adamla yarım saat önce telefonda konuştuk. Diyor evet. Ki, ne işimiz var bu akşam, ne yapacağız ki? Hayır abi. Sahnede işimiz var mı? Yok, öyle izlemeye gidiyoruz. Prova yapmayacaksak boşuna gelmeyelim. Oğlum prova niye yapmayalım lan? Burada ne yapacağız? Oldu? Ne var? Oğlum Deysan'ın klasik saçı. Yani şu... Otu şimdi nereden gideceğiz? CKM'ye. Normalde videoları bizim gösterilerde egemen çekiyor. Her videoyu, açık mikrofonları da şeyleri de. Ama ışık çok ters şu anda, hiçbir şey gözükmüyor ya. Aman be. Sen söyle, ben 600'ü koyarım. Şimdi biz buradan egemene isyan etmek istiyoruz. Egemen o video yolla artık ya. Dördüncü dan. Dan bun girer. Dan dediğin adam bir transfer. Hani gerçekten şu an Batu küfür ederse biplemeyeceğim. Bu espriyi biplemeyeceğiz yani gerçekten. Ya şu an konuştuklarımız çöpe gidiyor. Bu ışıktaki görüntüleri koyamayacağız ki bize. Gözükmüyoruz. Ben yani. Ben koyacağım. Geldik ama geç kaldık. Şaşırdık mı? Hayır. Dün yaptığımız konuşmayı söylüyorum. Oğlum saat 2'de Caddebostan Kültür Merkezi'ndeyiz. 3'te işi bitiriyoruz. Ben seni 3 saat uyutuyorum sırtını kaşıyarak. Bak Emre söyledi. Daha prova alamadık. Buralar komple dolacak inşallah. Dedim hatta fazlasıyla dolacak. Çalışıyor mu?
Evet, bütün aksiliklerin üstesinden geldik. Şu an her şey geldi yerine. Aksilik değil ya. Aksilik değil de ben biraz gün içinde birazcık heyecanlandım, stres yaptım, yalan yok. Ama Emre arleti de asla şimdi de eklerini götürüyor. Şimdi bir yok. Kızlar. Gülce, Gülce'ye selam olsun. Gülce şu an Fransa'da bayağı takılıyor. Artık Samet'teyiz. Literally. İşte böyle gözüküyor. Hadi bakalım. Bütün hazırlıklar tamam, sahneye çıkalım aslında, gel. Hadi. Arkadaşlar, mekanımız Caddebostan Kültür Merkezi. Şu an gördüğünüz bu bütün boş koltukların hepsi doldu. İkinci etkinlik, ikinci değil. Üç. Üçüncü Kıldan Tüy'den mevzular etkinliği. Ama bu sefer dolu olan. Bu sefer evet, kapalı giriş oynadık. Her şey hazır. Artık yarım saat, bir saat sonra. Sürprizler de var. Bam 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 espriler, güzel bir gece olur. Ya bu kız kim ya? Ya bu kız kim bilmiyorum ama yani gösterinin bütün sürprizlerini öğrendi şu anda. Evet ama yine de. Gelmesin dedim. Yine geldi. Ya bana Emre'nin olduğunu söylemek. Şşşt tıp 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 tıp. Hem suçlu hem güçlü ya. Hadi abi kahve. Hadi. Şeyde, dersi ben bitirmemiştim, bilmem ne, zil çalması önemli bir falan filan dedi. Abi direkt akabinde bizi işte cezaya bıraktı akşam, ceza kağıdımızı şey yazıyor. Sınıfın içinde şuursuzca koşmak. Kanka bir söyleyeceğim ya, sen gösterine başına 2 saat demeyelim. 2 saat kaç saat oldu? Yine 1,5 saat falan. Abi çok güzel. Ay pardon, yok ya 1 saat falan. Harbi mi? Evet. Kim bilir nereleri atladım. Vallahi mı? Bir sürü şey atladım. Kapıda bence insanları sen kalabalık çektirin. Kalabalık komple çıkmaz. Ali çekiyordur. Ya ne olur gel ya, ne olur gel. Gelmeyeceğim lan. Anne gel, evet, anne gel. Anne gel. Hep aynı şeyleri anlatıyorsun, gelmeyeceğim. Annem istiyor ki her gösteri bambaşka hikayeler anlatayım istiyor ama öyle bir şey yok. Çekirdek seyircilerim gene buralarda. Bizim ekip de şöyle bir... Gençler. Yo. Mission accomplished. Şimdi yapalım bunu sporcu. Böyle tuttum artık ya.